Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin verilecek danışma görüşünde sözlü sunumlarının takvimini açıkladı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği'nin her biri 19-26 Şubat tarihleri arasında 30'ar dakika sözlü sunumlarını gerçekleştirecek. Sözlü beyanlara 19 Şubat günü Filistin'in sunumuyla başlanırken son sözlü beyan 26 Şubat tarihinde Maldivler tarafından yapılarak duruşmalar sona erecek. Türkiye'nin sözlü beyanı ise 26 Şubat günü Türkiye saatiyle 12.00 ile 12.30 arasında yapılacak. Divanın temel görevleri arasında devletler arasında ortaya çıkan hukuki ihtilafları, uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek ve kendisine yönlendirilen hukuki konularda danışman görüşü bildirmek bulunuyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın Lahey Barış Sarayı'nda halka açık yapılacak duruşmalar canlı yayınlanacak. Merkezi Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı, birden fazla devlet arasında çıkan çekişmeli davalara bakmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler organları ve diğer özel kurumlarının sorduğu sorular hakkında bağlayıcı olmayan danışma görüşü verebiliyor. Uluslararası Adalet Divanı 2004'teki bir danışma görüşünde İsrail'in Filistin'de işgal ettiği topraklarda inşa ettiği duvarın uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirmişti.